Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bu hafta lojistik ve taşımacılık sektörünü konuşuyoruz. MNG Kargo İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Salim Güneş sorularımızı cevaplayacak. Hem MNG için 2020 hedeflerini, uzun dönemde ve orta vadede yatırım hedeflerini ve plan projelerini konuşacağız. Hem de genel lojistik sektörü için riskler neler, tehditler neler, Türkiye için sıkıntılar neler, sektör değerlendirmesi yapacağız. Salim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Öncelikle isterseniz bulunduğumuz sektörü daha net tanımlayalım. Şöyle, lojistik sektörü çok geniş bir kavram. Üretimden, üretim depolamasından nihayet tüketiciye kadar uzanan çok geniş bir zincir, tedarik zinciri. Biz bu zincirin son halkasıyız aslında baktığınız zaman. Kargo ve kuru hizmeti veriyoruz. Lojistik sektörünün dolayısıyla daha az bir kısmını temsilen konuşuyor olacağım. Diğer konu çok daha uzmanlık daha gerektiren, çok daha işte depolaması, karayolu, havayolu, deniz yoluyla çok entegre bir sistem. Dolayısıyla biz kargo ve kurye tarafını konuşuyor olacağız ağırlıklı olarak. Aynen. Peki öncelikle tabii ki 2020'nin ilk iki ayını geride bırakıyoruz. Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Hem MNG için hem de sektör için nasıl başladı bu sene? Bu sene beklentilerinizi alacağım hem sektör hem MNG için. 2019'dan daha iyi bir sene olur mu bu sene? Yani şu andaki sinyaller çok iyi. Biz 2019'un 4. çeyreğinde de bunu görmüştük. Evet. İşin doğrusu 2019'un dördüncü çeyreğinde ülke ekonomisinin bir büyüme trendinde içinde olduğunu, özellikle e-ticaret tarafındaki dinamizmle birlikte sektörün ileri doğru gittiğini görmüştük. Çünkü biz bir nevi ekonominin barometresi gibi şeyi çok net hissedebiliyoruz. Dolayısıyla yani şu anda %4 ve civarında bir büyüme sanki son çeyrekte olacakmış gibi bir şey var gözüküyor. Bu senenin. Bu sene 2019'un son çeyreği için söylüyorum. Son çeyreği için. Evet evet. 2019'un son çeyreğinde bu ivme başlamıştı. Evet. Şimdi 2020'nin ilk iki ayında da bunun sonuçlarını görüyoruz aslında. Aynı şekilde devam ediyor gözüküyor. Çünkü bizim işimiz ağırlıklı olarak tüketime dayalı bir sektör ve tüketimdeki canlanma bizim işimizi canlandırıyor ve burada bunun sonuçlarını çok net görüyoruz. Şu anda da planladığımızın biraz da üzerinde bir büyümeyle gidiyoruz işin doğrusu iki ay içerisinde. Mesela %kaçla tamamladınız 2019? Söyleyebiliriz. 2019'u %27 civarında bir büyümeyle tamamladık. %27 civarında bir büyümeyle tamamladık. 2020'de beklentimiz bunun daha üzerinde. %30'un üzerinde bir büyüme. Evet, bir büyüme öngörüyoruz. Şu andaki ilk iki ayınız son tamamlanmadı ama alınan sinyaller bunun üzerinde biraz daha büyüyeceğimizi gösteriyor işin doğrusu. Dolayısıyla biz ilk iki ay iyi geçiriyoruz da. Evet inşallah senin devamında da öyle gelir. Peki i̇nşallah. Siz domestik yani iç piyasa ağırlıklı çalışıyorsunuz. Aynen. Hem oradaki talep arz dengesini biraz konuşalım. Hem de yurt dışında varsınız ama biraz daha payınız düşük. Ama yurt dışı hedeflerini, yurt dışına neler yapıyorsunuz? Kesinlikle. Onları da anlatır mısınız? Kesinlikle. Öncelikle kargo sektörünü, kargo ve kurye sektörünü biraz şöyle kısaca tanımlamak istiyorum. Yaklaşık 20 yıldan beri kargo sektörünün içerisindeyim. Önceki hayatım bankacıydı. Evet, bankacılıktan buraya 2001 krizi, olmuş. Hani kriz ve fırsat söylemi vardır ya, bu benim için de geçerli. 2001 krizi aynı zamanda sektör değiştirerek bir fırsata dönüştü işin doğrusu. Yaklaşık 2001'den beri de bu sektörün içindeyim. Bu sektörün doğuşu aslında baktığınız zaman B2B dediğimiz daha çok böyle bayileri, şubeleri, noktalar olan kurumsal firmalara hizmet için doğmuş bir sektör. Daha sonra zaman içerisinde biraz C2C dediğimiz bireyler de kargo firmalarından faydalanmış. Dolayısıyla ağırlıklı olarak B2B ve C2C ağırlıklı bir sektör olarak yıllarca hizmet verdi. Yaklaşık 40 yıllık tabii doğuşundan itibaren bir sektör. Evet. Fakat son özellikle 10 yıl içerisinde e-ticaretin devreye girmesiyle birlikte bu sektörün dinamikleri değişti ve değişiyor da. Dolayısıyla e-ticaret devreye girdiğinde bu sektörün biraz daha ekonominin akışkanlığındaki etkisi ortaya çıktı ve son dönemde daha gündem oldu. Yani ana sektörlerden biri haline geldi. Çünkü Türkiye'deki ticaretin akışkanlığını sağlayan bir sektör haline geldi. E-ticaretle birlikte de bu sektörün önemi çok daha fazla
arttı, artmaya da devam edecek, öyle gözüküyor. Çoğunluk büyüme iç piyasadan geliyor. İç piyasadan geliyor, aynen. Türkiye'de. Ve ticaret ağırlıklı da büyüyor. Evet, doğrusu. Buradaki ağınızı geliştirme planınız var mı? Tabii ki var. Uzun, tabii ki. Orta ve uzun dönemde. Tabii ki. Şu anda zaten 800'e yakın şubeyle, yaklaşık işte 5000'e yakın dağıtım aracıyla Türkiye'nin tamamına hizmet veriyoruz biz. Evet. Ama burada özellikle ticaretin getirmiş olduğu dinamizmle birlikte ihtiyaç çok daha fazla. Özellikle bunu peak sezon dediğimiz kampanya dönemlerinde çok daha net yaşıyoruz. Bireysel olarak belki hepimiz bununla ilgili deneyimleri olumlu veya olumsuz yaşıyoruz. Dolayısıyla buna uygun ağımızı genişletiyor. Dağıtım etkinliğimizi artırıyor olmamız gerekiyor. Bu kapsamda da bizim hem yatırım planlarımız hem de özellikle son tüketicinin kargo kabul noktalarında daha esnek davranabileceği çözüm alternatiflerimiz var şu anda onun üzerine çalışıyoruz. Bir yatırım hedefi var mı? Tabii ki var. 2020 yılında yaklaşık 38 milyon TL civarında bir yatırım bütçemiz var. Bu bütçeyi de ağırlıklı olarak e-ticarete uygun dijital tarafta ve son teslim tarafında ve bu işte sorting sistemleri ve araç yatırımlarını yapmak istiyoruz. Anlıyorum. Peki yurt dışı faaliyetleriniz? Yurt dışı, orada bir şube olarak yoksunuz ama galiba partnerlarınız evet, var. Evet. Öyle yurt mi? Dışında şöyle dünyanın her tarafından kargo gönderebiliyoruz. Interbay MNG Kargo diye bir markamız var. Bu markayla partnerlarımız var. Dünyanın her tarafına kargo gönderebiliyoruz. Dünyadan her tarafından gelen kargoları da biz aynı şekilde dağıtabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir çözüm ortaklığımız var. Biz burada özellikle Inter markamızla e-ihracat tarafında, parsiyel küçük e-ihracat tarafında biraz daha yol açmak istiyoruz. Yani bununla ilgili, yurt dışında da mı e-ihracatta aktif hale gelmek istiyoruz. Bu kapsamda projelerimizde büyümemiz var. Özellikle Orta Doğu, Avrupa ülkeleri ve Kuzey ülkeler dediğimiz kısma e-ihracatla ürün gönderilebilir halde. Mesela Anadolu'daki bir KOBİ'mizin oraya çok rahat bir şekilde ürün gönderebilmesini sağlayacak platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ama işimizin %3-4 gibi daha henüz küçük bir kısmı orası. Ama domestik burada kesinlikle. Da. Orada bir fırsat var. Özellikle çünkü dünya artık global bir köye dönüşüyor. Tabii. Herkes her yerden ürün alıp satabiliyor. Bizim buna uygun alternatifleri ve kanallar açmamız gerekiyor. Biz de buna bütün kaynaklarımızı, düşüncelerimizi, projelerimizi buna uygun yapıyoruz. Peki biraz Türkiye pazarına ilgiden bahsedelim. Şimdi dünyaya baktığımız zaman bu sektörde çok güçlü rakipler var. İşte Amazon, sizin UPS, DHL ve bir sürü. Yani bunlar çok büyük rakipler. Özellikle bu sektör, taşımacılık sektörü için. Ya bunlarla nasıl Türk markaları başa çıkacak? Ben biraz bunu dinlemek istiyorum. Aynı zamanda siz iç piyasada Amazon'un dağıtımını da yapıyorsunuz değil mi? Bir ortak gibi diyebiliriz. Evet. Siz de. Biz onların Türkiye içerisindeki dağıtım iş ortağıyız, öyle diyelim. Evet. Bunları Amazon'la diğerlerini biraz şöyle ayırmak lazım. Diğerleri tamamen bizim aslında rakibimiz. FedEx veya benzeri işte büyük dünya çapındaki markalar. Fakat onlar Türkiye içerisinde henüz dünyadaki etkinlikleri kadar yoklar. Yani domestik taraflarında yoklar. Ama zaman içerisinde mutlaka o fırsatı gördüklerinde bunu Türkiye'de de yapacaklardır. Bizim üzerimize düşen görev, onlar bunu henüz noktaya gelmeden kendimizi yerel bir ulusal bir marka olarak çok daha ileri noktalara taşımak olmalı. Bunun oyunu kurallarına uygun yapmalıyız. Ona göre yatırımlar yapmalıyız. Ona göre nihai tüketicide memnuniyet sağlamalıyız. Yani markamızı ona göre geliştirirse kim gelirse gelsin. Benim bir söylemim var. Şirket içinde de çok kullanırım. Rekabet rehavetten her zaman daha iyidir derim. Doğru. Çünkü rekabet insanları dinamik tutar, müşteri memnuniyeti sağlar. Evet, çünkü yani bu kadar büyük oyuncunun Türkiye'ye hani diğerlerinin de girmesi muhakkak çok büyük rekabet ortamı. Amazon veya benzeri firmaların da şeyi biraz daha farklı. Onlar aslında baktığınız zaman e-ticaret firmaları ama çözüm olarak hem bizim bulunduğumuz alana girdiler hem de aslına bakarsanız ödeme sistemlerine de girdiler. Doğru. Yani büyüdükçe doğal olarak uçtan uca hizmet verici noktaya doğru gidiyorlar. Dolayısıyla bizim alanımıza da girmiş bulundular. Henüz ama Türkiye'de bu konuda bizim yaptığımız işi yapacak büyüklükte ve çapta bir yapılanmaları yok. Yok. Ama zaman içinde bu olacaktır. Bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet, şirketleri, Türk markalarını büyütmemiz gerekiyor bu sektörde dediniz. Peki soramadan geçemeyeceğim çünkü ekonomiyi de özellikle tedarik zincirini etkiliyor çok büyük. Koronavirüs tabii ki de Çin'deki. Bu sizin işlerinizi
genel sektör için konuşabiliriz. Nasıl etkiliyor? Çünkü sonuçta taşımacılık bir talep arz meselesi. Yani ne söylersiniz? Şu ana kadar hangi böyle belirtiler ve sonuçlar, etkiler oldu sektör için? Daha büyük risk görür müsünüz? Koronavirüs tabii ki insanlık adına üzücü bir durum. İşin insanlık boyutunda hepimizin üzüldüğü bir olay. Ama ticari olarak baktığımızda kısa dönemde belki ülkemiz adına bazı fırsatlar doğuruyormuş gibi gözükse öyle de işte özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye'den ürün tedarik edeceğine ilişkin bir sürü söylemler, konuşmalar oluyor. Bu yani doğrudur Asya da, tarafından değil de Türkiye'den bir tedarik ağırlık kazanılıyor. Bu kısa dönemde doğrudur, doğru gerçekleşecektir ama uzun dönemde bu virüs ve hastalık durdurulamadığı sürece bu dalga dalga bütün ülkelere yayılacaktır. Çünkü komşumuz İran'da da benzer vakalar görülmeye başladı. Dolayısıyla bunu insanlık ve uzun vadeli baktığımız zaman hepimizi etkileyecek bir şey haline dönüşebilir. Bu açıdan bir an önce bilimsel çözümünün bulunması hepimizin temennisi. Umarız ki günlük ticari hayatımız açısından baktığımızda ise bizi çok etkileyen bir boyutu çok fazla yok. Olmadı. Çünkü biz daha çok tüketimi, Türkiye'deki tüketimi karşılayan bir sektörüz ve firmayız. Tüketimin kaynağı üretim olarak ülke içinde de olabilir, yurt dışında da olabilir, yurt dışının başka bir bölgesinde de olabilir. Evet. Dolayısıyla biz Türkiye'ye gelmiş olan veya Türkiye'de üretilmiş olan ürünleri nihai tüketiciyle en uzak noktadaki ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de hani bizim piyasamızda günlük hayatta henüz etkili değil. Ama Türkiye'de tüketim daralırsa bu olaydan dolayı o zaman biz etkileniriz. Tüketim daralmadığı sürece bizi şu anda etkilemiyor. Peki jeopolitik risklerden etkilenir misiniz? Mesela Orta Doğu'da dediğiniz hedefler var ve Orta Doğu işte Lübnan, İran... Hani orada da siyasi karışıklıklar vardı. Kesinlikle. Nasıl planlıyorsunuz bu büyümeyi? Kesinlikle. Yani bizim ana şeyimiz, tetikleyicimiz Türkiye'nin iç piyasasındaki tüketimi. Ve evet. Onu söylüyorum. Tabii ki tüketim daraldığı zaman, yani Türkiye ekonomisi bundan etkilendiğinde biz etkileniriz. Türkiye ekonomisi etkilenmediği sürece biz çok fazla etkilenmiyoruz. Yani yurt dışı faaliyetleri açısından da zaten küçük bir payımız var. Küçük bir payımız var, olduğu için çok etkilenmiyoruz. Ama Türkiye'deki bizim ekonominin dalgalanması bizi etkileyebilir. Daha çok etkileyebilir. Tüketim daralmadığı sürece ki şu anda iyi gidiyor gözüküyor işin doğrusu. Yani biz üzerimizdeki gelen yük olarak mevcut müşterilerimizin potansiyellerinin artışlarına da baktığımızda Talepler istediğiniz düzeyde. Evet, şu anda istediğimiz düzeyde. Tabii ki hani özellikle biraz önce de söyledim. E-ticaretin buradaki pozitif etkisi bizi büyütüyor işin doğrusu. Peki biraz maliyetlere gelelim sizin için, MNG için. Mesela fiyatları nasıl belirliyorsunuz? Neye göre artışlar yapıyorsunuz? Bunu konuşalım ve sektörün ve sizin önünüzdeki en büyük maliyet riskleri neler? Mali bizim sektörümüzün iki tane ana maliyet girdisi var. Bunlardan birisi akaryakıt. Tabii taşımacılık yapıyoruz ve Türkiye'nin her tarafında çok mikro dağıtım yapıyoruz. Tabii çünkü ki. Blok taşımacılık da yapmıyoruz biz. Yani bir tane küçük bir kutu için sokaklara gidip eve gidip onu teslim etmeye çalışıyoruz. Buradaki adrese yakıt kadar. Evet. Buradaki dolayısıyla yakıt girdisi bizim için çok değerli. En önemli maliyet kalemlerimizden biri bu. Dolayısıyla ekonomide ve uluslararası piyasada oluşacak bu dalgalanma bizi çok etkiliyor. Maliyetlerimize çok yansıyor. Hem dolar TL değişkenliği bize yansıyor. Hem petrolün değişkenliği bize yansıyor. En önemli girdilerimizden biri bu. Diğer ikinci büyük maliyet kalemimiz ise iş gücü maliyetleri. İş gücü maliyetlerinin de yani Türkiye'deki istihdam. Tabii biz 10 binin üzerinde çalışanımız var. Dolayısıyla o istihdam maliyetleri de doğal olarak ülkemizin ekonomik koşullarına, belirlenen asgari ücret ve benzeri parametrelere göre bu maliyeti karşılıyoruz. Tabii ki doğal olarak bu maliyetleri, iki tane önemli maliyet girdiğimizi de fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Tabii ki yatırım yapmamız ve sektörün ileri gidebilmesi için de belli bir marjı yakalıyor olmamız gerekiyor. Çünkü yatırım gereksinimi yüksek bir sektör burası. Bu kapsamda da bu iki maliyeti fiyatlarla dengelemeye çalışıyoruz. Evet, mesela geçen sene maliyetlerden kayıp ne kadar oldu, merak ediyorum. Şöyle, yani bizim maliyetlerimiz yaklaşık Türkiye genelinde
1 euro civarındaydı bir paketin dağıtım maliyeti. 1 euro civarındaydı. 1 euronun biraz daha üzerinde değişken maliyetler olarak söylüyorum bunu. Şu anda o noktalara biraz daha yeni yeni gelir noktadayız fiyat maliyet dengesi olarak. Dolayısıyla şu anda yani geçen sene bu anlamda biraz dezavantajlıydık. Fiyatlarımız biraz daha düşüktü işin doğrusu. Evet. Ama özellikle bu son Black Friday dediğimiz kampanya döneminde evet kampanya döneminde kapasite ve talep arasında çok ciddi dengesizlik olunca bunlar da çok daha net bir şekilde görüldü. Ortaya çıktı. Bizim kapasitemizi büyütüyor olmamız lazım. Hizmet kalitemizi büyütüyor olmamız gerekiyor. Yani bizim şu anda sektörümüzün iki tane temel bana göre şeyi var. Alması gereken yol var. Bir kalite, müşteri memnuniyeti başta olmak üzere. İki kapasite. Kaliteyi koruyarak ve daha ileri taşıyarak kapasiteyi artırıyor olmamız gerekiyor. Çünkü o Black Friday'de, Kara Cuma'da da birçok şikayet oldu. İşte paketler gelmedi. Aynen. Onu birçok yerde okudum ben. Çünkü şöyle bizim sektörümüzün bir kapasitesi var. Doğal olarak bir kapasiteniz var. Türkiye'nin her tarafında bir ölçeğiniz var. Bu kapasiteniz varsayalım sektörün 2,5 milyon adetse günlük teslimat adeti ki o civarda bir rakam olduğunu biliyorum. Siz 7,5 milyonluk talep geldiği zaman bunu kaldıramıyorsunuz. Bir hafta, iki hafta. Bu yılın tamamında gelse ona göre kapasitenizi büyütebilirsiniz. Ama yılın 3 ayın 3 haftasında, 4 haftasında böyle bir kapasite için Türkiye'nin her tarafında bu kapasiteyi yaratmak çok kolay değil. Ama şu anda iyi şey şu, iyi haber şu. Biz özellikle Türkiye'deki e-ticaret sektörünün büyük firmalarıyla yıllık planlamalar üzerine çalışıyoruz. Yani diyoruz ki bütün bir yıldaki çıkış kapasiteleriniz ne olacak? Hangi dönemlerde ne tür bize kargo vereceksiniz? Biz ona göre dönüp o dönemin planlamasını şimdiden başlıyoruz. Yani yılın bütününü şimdiden planlamaya çalışıyoruz ki bu konuda da epey bir mesafe kat ediyoruz. Şimdi yine çok önemli sektörde yeni trendler ama sizin yeni uygulamalarınız var. Üstelik 2020'de de iç piyasada yine güzel bir uygulamayı sunacaksınız. Evet. Biraz anlatalım hangi uygulamalar olacak bunlar. Yani en önemlilerinden bahsedebiliriz. Tabii. Ve biz yeterince bu yeni trendlere, uluslararası trendlere ayak uydurabiliyor muyuz Türkiye'de? Sektör olarak henüz o noktada değiliz. Üzülerek söylüyorum bunu. Çünkü biz sektör olarak hep gönderici tarafına odaklanmış, gönderici müşteri gören bir zihniyetle çalıştık yıllarca. Halbuki bizim esas müşterimiz alıcı, yani kargoyu kabul eden taraf. O tarafın dinamiklerini anlamamız, o tarafı oyunun içine dahil etmemiz, o tarafın davranışlarını anlayıp ona göre çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu da yani teknoloji de çok önemli. Kesinlikle teknoloji, yani atıyorum işte mobil teknolojilerle siz kargonuzu nereden alacağınıza siz karar verebilirsiniz. Biz ona göre oralara getirebiliriz. Karşılıklı etkileşimin çok daha fazla olması gerekiyor. Bu kapsamda da alternatifleri çok sunmamız gerekiyor. Bunun için de bizim şu anda üzerinde çalıştığımız pilot uygulama olarak da başlatmış mesela benzin istasyonlarına kargo teslim noktaları kurmaya çalışıyoruz. Kuruyoruz da şu anda 4-5 tane noktaya kurduk. Mahallenizdeki bazı noktalara kurmaya çalışıyoruz. Gelip kargonuzu çok rahat bir şekilde alabileceğiniz noktalar. Yani eve gitmeyecek de siz gideceksiniz oradan alacaksınız. Siz oradan geçer. Arzu ediyorsanız eve teslim her zaman opsiyon olarak olabilir. Anladım. Ama arzu ediyorsanız evde yoksunuz veya akşama kadar beklemek istemiyorsunuz gibi kendiniz çok rahat bir şekilde yakın bir lokasyonda gelip alabilirsiniz. Dünyada e-ticaret firmalarının last mile dediğimiz son teslim noktaları böyle yürütülüyor aslında baktığınız zaman. Yurt dışı örneği zaten. Yurt dışında böyle. Yani daha biz geçeceğiz. Tabii yurt dışına gittiğimizde görüyoruz. Belki 15 bin tane kargo teslim noktaları PUDO dediğimiz noktalar oluyor. Locker'lar oluyor. Buna göre hani bu ATM gibi para ATM'leri, kargo ATM'leri var. Bunlar üzerine yoğunlaşıyor ve bu tür çözümleri sahaya yayıyor olmamız gerekiyor. İçin doğrusu bu ve çözüm de bu. Tabii 2020'de inşallah bunu tabii biz o konuda firma olarak pilot uygulamalarımız şu anda var ve yayacağız. Belki bu peak sezonlarda yüksek kampanya dönemlerinde geçici kargo teslim noktaları bile kurabiliriz. Buna yönelik de çalışmalarımız var. Yani nihai tüketiciyi memnun edip onun esnek esnek çözümlerle mutlu bir şekilde kargosunu teslim alması konusunda bayağı bir kafa yoruyoruz. Maliyet açısından da size pozitif bir dönüş oldu.
Evet. Peki biraz sosyal sorumluluktan bahsetmek istiyorum. Çünkü evet. Sizin büyük bir projeniz var yaptığınız. Anlatır mısınız neler yapacaksınız? Biz şöyle sosyal sorumluluk projelerine daha çok kamu kurum veya böyle kendisini bu konuda artık yetkin Türkiye'de kabul ettirmiş kurumlarla ki bunların en önemli partnerimiz Kızılay işin doğrusu. Kızılay'la ilerliyoruz. Yani Kızılay'la birlikte işte bu kolide ne var, minik eller üşümesin, doğru isim söylemek için okuyorum evet. gibi projeler yaptı. Kızılay sağ olsun bize bu konuda 2019'daki çalışmalarımız için plakette verdi. Onun dışında işte Kaşula evet, kanserli çocuklar Umut Vakfı'yla bir projemiz var. Bu projede biz bu Avrasya Maratonu'nda çalışanlarımızla birlikte biz orada koştuk, yürüdük. Ondan sonra orada şirket olarak ikinci en büyük burslu öğrenciye burs sağlayan şirket olduk. Ben de koşuda vardım eşimle birlikte. Keyifli güzel, de bir birliktelik oldu. Yani bu tür bu tür sorumluluklarımız devam edecek. İşte bu sokak hayvanlarına mama ve benzeri işte yem kapları vesaire projelerimiz var. Öyle kendi çapımızda bu tür projelerde destek almaya çalışıyoruz. Evet, peki Salim Bey son bir dakikamız kaldı. Ben sizden tabii ki siz dediniz tüketimi biz aynı zamanda bir barometresi gibiyiz. Evet. Yani ölçüyoruz çünkü taşımacılık demek arz talep dengesini bilmek demek. Peki bu barometrelerle şu anda elinizde olan ölçümlerle 2020 yılında genel ekonomik gidişatı nasıl beklersiniz? Hangi yönde? Sizin biraz değerlendirmenizi alalım. 2020 ekonomi beklentiniz. Biz 2020 ekonomisinde pozitif bir sonuçlar bekliyoruz. Gerçekten bütçemiz de ona göre yaptık. Yatırım planlarımız da ona göre yaptık. Bu konuda hani hem adetsel olarak hem ciro olarak büyüme bekliyoruz. Bu konuda ilk iki ayda bunun sonuçlarını beklediğimiz doğrultu, hatta beklediğimizden bir çıt daha ileride gösterdi. Yani ekonominin temel dinamiklerinde ve uluslararası riskler dediğimiz biraz önceki benzer konuştuğumuz riskler benzeri riskler olmadığı sürece biz 2020 için çok umutlu ve büyüyen bir sektör olacağız diye ümit ediyoruz. Evet Salim Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Çok teşekkür ederim ben de çok sağ olun. Evet lojistik ve taşımacılık sektörünü konuştuk. MNG Kargo İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Salim Güneş sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.